Yepyeni yine bir gün, geçen seferki o dans hezimetimin üstüne madenlerde önce hırsım alacağım, sonra da oradan elde ettiğim paralarla çılgın atacağım. Yağmur mu? Aa, yağmur yağıyor. Ablacığım sen bunu bitiremeyeceksin. Yağmur yağarken şunları sulamama gerek var mı bilmiyorum. Bilmediğim için suluyorum. Bilsem büyük ihtimalle sulamam. Ama suluyorum çünkü bilmiyorum. 25. gün hızlı ilerliyoruz. Şuradan iki tane bait alayım yanıma. Çünkü yengeçlere şey atmıştık hatırlarsanız. Kafes atmıştık. Onları herhalde alıp kafesi dolu bir şey bait atıp tekrar atabileceğizdir diye tahmin ediyorum. Şu an yanımda madende ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm her şeyin ne var. Canımı, enerjimi dolduracak. Sabahın köründen gireceğim madenlere. Bu sefer o eksi 20'ye ineceğim ya galiba. Ya hiç bu kadar inanarak ve bu kadar hazırlıklı gitmemiştim daha önce. Zaten gene olmazsa da yani. Şimdi burada küfür etmek istemiyorum ama küfür ederim. Her küfür etmek, her Türk gencin o kadar da aha, var bir şeyler. Aa, almasaydım keşke. Bak almadan şöyle yapayım onu. Bak illa alıyor. Ama yanlış şeye basmışım çünkü. Tamam şöyle yapalım. Tor çanta dursun. Şunu çöpe atalım. Aslında recycle bilmem ne yapsam o çöpe attığım şeyleri bir şey yapabileceğim de. Yapamıyorum işte. Hadi bir tane de şuraya koyduk. Tamam bunlar hazır. Şimdi yolun üstüne Community Center'a giderken mi uğrasam, dönerken mi uğrasam? Bakalım o tarafa gelince karar vereceğim. Çok yakında çıkarsam uğrarım. Hiç çıkacağım sanırım. Buradan dümdüz çıkınca şöyle. Oraya gidiyordu diye hatırlıyorum. Onunla dışında bu bölümde esas amacım madenleri fethetmek ya. Ah, biraz kaçırdım. Ya yağmurlu havalarda yakalanan balıklar özeldi lan. Birkaç tane balık sadece yağmurlu havada yakalanıyordu. Ama onu unuttum tabi işte. Şuna koyabiliyoruz şrimpi. Lan bir tane kaldı aslında ya. Şunlardan bir tanesini yakalayabilirsek yarın bunu tamamlayacağız. O da güzel olacak. En azından buradan bir şey tamamlamış olacağız fishing tarafından da. Neresini tamamlayınca bu community center mükemmel bir yere gelecek ve insanlar orada ellerini çırparak dans edip şarkı söyleyecek diye tahmin ediyorum. Olmazsa gerçekten acayip sinirlenirim. Bir de yani şu koskoca köyü sadece benim kalkındırmaya çalışıyor olmam biraz sinirim bozuyor. Oo, şunları alırız. İyi kötü enerji doldurtturur bana madende. Gebeş dayı bak yağmurda hiç buralara gelmemiş salak. Çadırından çıkamamış. Aa, korkunç bir ses mi duydum ben? Evet. Hop. Hop. Gerçekten hızlı başladım. Şimdi önce şöyle bir dolaşıp merdiven var mı ona bakacağım. Açıkta. Bazen nadiren de olsa olabiliyor. Hop. Çok güzel. Hiç zaman kaybettirme bana. Bir tane vurdu hıyar oldu hıyar ama olsun. Ben elime kazmayı aldım. Evet merdiven yok. Çok güzel. Abi çok güzel. Gerçekten hiç zaman kaybetmedim orada. Şu boştaki hazırlık şeyi alalım. Tamam, senin kendini gösterdiğin çok iyi oldu. Amaç şu köşeye sıkıştırmak. Ve gitti. Ben hiçbir şey çıkmadı içinden. Tamamen boşuna dövdüğümüz bir arkadaş. Kapırları kaçırmıyor artık çünkü kapırlar işe yarıyor ya. Şu an yengeçi kapırla hallediyorum. Tarafa çok bir şey gerek yok. Belki açıkta bir tane merdiven gene ya. Buranın kumlu yaratığından çıkabilir diye baktım. Yok gibi. Ama başka da bir şey yok gibi. Mecbur bu taraflardan temizleye gideceğiz artık. Ah çıktı. Çok güzel ya. Hızlı gidiyorum gerçekten.
Bundan sonra o sinekli, uçan yaratıklı falan şeyler gelmeye başlayacak herhalde. Bir tane iki tane çok sorun değil çünkü şey, yaramı doldurabileceğim. Zaten bir tane hiç hasar almadan da dövebiliyorum. Bak çok güzel sıkıştı buraya salak. Çok temiz oldu. Burada o kum... Aha bak buradalar. Vur lan. Heh. Bu da temiz oldu. Ya şunu iyice sıkıştırsan köşeye. Abi çok zaman kaybettirdi bu. Neyse aldık özütünü. Şundan ametist çıkıyor, onları kaçırmayayım. İyi para ediyor herhalde bunlar. Tam hatırlamıyorum hangisi kaç paraydı. Aslında madencilik balıkçılıkla kıyaslandı çok daha fazla riskli ama çok daha az karşılığını veren bir uğraşı bu oyunda. Ya buradan çıkmadı, kötü oldu. Yürüdüğüm yollar hep bana zaman kaybı. Şu diğer tarafına bir... Oo, burada şey varmış zaten. Şu taraflara... Oo, burada sandık mandık var ya. Ah normal loot çıktı ya. Acilen hardwood da lazım şey için. Bu community center hakkında hiçbir şey söylemedi bana. Ben manyak gibi oranın ihtiyaçlarını yapmaya başladım ya. Yani ne olacağını bilmeden böyle deli gibi benden başka uğraşan kaç kişi var acaba? Acaba oyunun bu kadar popüler olmasına bakacak olursak var herhalde. Of abi çok fazla. Abi aşağı doğru. Şu bir taneyi kaçırdım. Bari bunu kaçırmayayım, derneyim. Evet bir tane geliyor. Bir de madende anladığım kadarıyla saat gece 9 olduktan sonra ne olursa olsun o yaratıklar hayvan gibi gelmeye başlıyor. En son gece kaldığımda öyle olmuştu. Bir daha yok, ben gece madenden falan duramam. O burada şey var. Bak çok güzel sıkıştı ya, tamam. Şöyle sıkışınca hızlıca halletmek çok güzel. Şimdi bu tren yolunun bir tarafında o işte maden arabası gibi bir şey vardı. Onu devirince güzel kömür çıkıyor. O tarafı bulmaya çalışacağım. Şunu yaparken yine kazmayı alabilirim zaten herhalde artık. Şunu aldık. Şu kapırları kaçırmayalım. Madendeyken hakikaten çok acayip konsantre oynuyorum ya. Aa bir saniye, papuç çıktı galiba. Aa gerçekten papuç çıktı. Papuç çıktığı için de telefonuma mesaj geldi. Sesini de duydunuz. Aha. Aa ikisi de aynı yere. Heh. Tamam, bunları şey yapmadan, sineğe dönüştürtmeden indirdik. Telefonuma çılgınlarcasına mesajlar geliyordu. Çok güzel oldu o da. Şu ufak böceği çok öldürmeye gerek yok ama aslında. Sinek geliyor. Benim bir tane daha yıkılıcı ihtiyacım var ya. Çıkalım bir tane. Şu an canım aslında o kadar korkunç derecede düşmedi ya. Enerjim de hiç fena değil. Hop, çok güzel. Döküldü kömürleri. Ama benim olacak yerim yok değil mi? Bir saniye. O zaman sırf yer açmak için şu artık balıktan yemeye başlıyorum ben. Kömür mömür bırakılacak şey değil çünkü ya. 18'deyiz. 19-20. Bundan sonrakinde ne yaptığımıza kalıyor bütün iş. Bak hala burası çok dolu abi. Benim bir tane daha bir şey yerim ya. Tamam, sorun değil. Çok sıkışırsam taşları atmaya başlarım artık. Çünkü taş zaten her yerden bulabildiğimiz bir hadise. Onlar çok işime gerek yok ama yani 50-60 tane taş atmak da mantıklı değil. Bir iki tane olsa sorun etmeyeceğim de.
Bayağı bir cihaz... Aha çıktı. Şu taşı alalım. Evet abi, 20'den önceki son zımbırtı. Hemen şurada bir yerde çıksa ne kadar güzel olur. Oo, büyük taş. Hadi be. Abi çıktı. Hızlıca bir bakacağım. Şu an geri zaten ezberim. Ama dur. Abi yok, ben burayı zorlamayayım. Ya açılın oğlum. He. Oo. Ah işte bu be. Ama niye small ya? No. Burası sword. 4, 8 damage, 2 speed. Şimdi bu daha mı kısa peki? Bakalım. Ya aynı gibi. Neyse bur. Aa. Vay. Çok güzel oldu bu ya. Hadi canım kardeşim, hadi. Tamam, yeni balık tutacağım lokasyon burası abi. Mutlaka buraya özel bir ton balık vardır, adım gibi eminim. Oha, ghost fish. O hem de böyleli, bir saniye onu kesin alıyorum zaten. Şu 4 tane dandik odunu atabilirim. Seni alabilirim. Şuradan yiyecek harcayacak bir şeyim var mı ya? Var. Şunları 2 tane ye. Çok bir alta da yaramıyordur zaten de. Fena değilmiş aslında verdiği enerji. Çünkü şu an 1-2 slot daha ihtiyacım var. Hep aynı balıktan tutmayacağım. Hepsini farklı farklı slotlara yarıştırdık. Bir tane daha büyük çantaya geçmenin de zamanı geldi sanırım. Ki o da bir dünya para. 10 bin lira mıydı neydi? Ya da 10 bin gold buranın deyimiyle. Gel gel. Tamam, bu zaten çantada yer kaplamıyor, sorun değil. Saat 8.30, kaça kadar zorlasam acaba burayı ya? Enerjim yetecek çünkü. Gel. Abi çok zor bir balık. Çok zor bir balık, neymişsin sen? Oha. Stonefish çok güzel. Abi hem de şey. Ya ben bunları abi, altın şey, sarı yıldızlı olanları o tarafa harcamak istemiyorum. Community Center'a bunları sattım mıydı çok daha güzel getirisi oluyor bana. Şu aynılarının yıldızsızını yakalarsam çok memnun olacağım. Lan. Resmen fake attı balık. Stonefish ve dandik yıldızı. Tamam, bu da en azından olur var. Şunu çok rahat atabilirim. Bunu da çok rahat atabilirim. Bunu aldım. Hadi aynısını diğerinden de bir tane yıldızsız falan versene ya. Saat 9.20. Ben buradan şeye koşmam. 11.12 olacak zaten. Allah kahretmesin seni ya. Çok güzel attım. Bak maksimum attım. Bana buna layık bir balık var. Gel. Bu da fazla oynak. Yo, ha fazla oynak, evet. Bu da Stonefish'ten herhalde. Yo değil. Ghostfish'ten dik mi? Abi o da altın şey. Allah kahretsin. Bırakamıyorum şuraya, gitmem lazım. Çok geç oldu ama gidemiyorum. Bu da fazla oynak. Aha. Aldım gerçekten ya. Dandik olan herhalde bu. Evet. Bu ne? İki tane kapı. Al. Ghostfish dandik olan da var. Tamam gidebilirim ya. 20'yi sabitledik artık. 0. Oh. Aslında şu yağmurlu günde dışarıda balık tutmam daha mantıklı. Yağmurlu güne özel çıkan balıklar vardı.
Gerçi onları da pardon bu arada kulağınıza öksürdüm ama. Onları da hafızada tutmak lazım biraz. Yağmurlu günde hangi saatte nereden ne çıkıyor bilmiyorum. Hatırımda değil. Onları bilirsem çok daha tatlı olacak bu iş. Bu arada madende yine fazla konsantre oldum. Fazla konuşamadım, şey yapamadım. Bu da korkutucu. Oy 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 ton ton. Fish tank. Burada var mı? Catfish bulmam değil. Yok. Şu yok galiba. Bu. Yok. Nerede abi o şeyli olanlar? Değil. Bunlar değil. Evet gerçekten son baktığımda buldum. Şimdi bunun dandik olanı. Stonefish yok mu? Chub da yok. Stonefish de yok herhalde. Şuraya bakarken zaman gitmiyordur diye umuyorum ya. Tek güvendiğim şey yok. Şu bir tane kalan aslında biraz üstüne yoğunlaşabilirim ya. Tamam. Ey satacak bayağı balım var. İyi para gelir herhalde onlardan ya. Bu arada üst üste 10 bölüm 10 bölüm falan çekince insanın sesi de değişiyor ufaktan. Bir boğazımda şey yapma hissettim. Sesim de belki böyle daha karizmatik geliyordur diye kendi kendime seviniyorum. Bir de şu şeye takıldı kafam abi. Still small sword dedi. Small olması acaba derinden daha kısa olduğunu mu şey yapıyor? Yoksa bunların genel adı mı böyle? Bak gene o korkutucu sesler duyuyor musunuz? Dursun ya. O Earth Crystal'in yıldızlısı manyak mısın sen? Maşallah. Şunları atacak bir şeyimiz varsa. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Rusty Sword'u atayım. Ha bu ayakkabıyı ne yapacağım? Artı bir immunity diyor ama neye immunity yani? Ciyot, ciyot. Ciyot üstüne dursun ya. Yani. Yarasa havayı kış kırdırırım. Ametisti de satayım. Tamam onun dışında bir şey yok. Aslında şu diğer kapırları da hep abi hayvan gibi şey yapabilirim ben. Şimdi saat geç oldu diyecek. O krep yakalama olayını hayvan gibi geliştirebilirim. Kapırları da böylelikle değerlendirmiş olurum. Odunum zaten bol var. Madende 20'yi gördük. Benim için en önemli başarılardan biriydi. Belki mining ya da şeyde bakayım level atlamış mıyım? Mining 2'ydi zaten. Combat da 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam atlamadık herhalde. Foraging'de mi atladım? 4 müydü? Bak bunu hatırlamıyorum. Bunu atlamış olabilirim. Neyse. Böyleyken böyle. 25. günü bitirdik. Yarın 26. gün ve 26. bölümde tekrar karşınızda olacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haydi görüşmek üzere dostlar.